çantayı pantolondan yaptığıma inanır mısınız? İnanmıyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Selam mı diyeyim, merhaba mı diyeyim? Merhaba, merhaba. Merhaba, ben Gamze Şeker. Söyleyemedim. Merhaba, ben Gamze Şeker, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom, heyecanlıyım biraz. Biraz önce gördüğünüz çantayı ben bir pantolondan yaptım. Bir butikten otele almıştım bu pantolonu, rengi dolayısıyla aldım. Ama düşük belde eski tarz bir pantolondu. O yüzden pantolon olarak giyemezdim. Ben de o zaman bir çantaya dönüştüreyim dedim. Yaptım. Videoya geçebiliriz. Evet, pantolonun ne kadar düşük bel olduğunu görüyorsunuz. Çantaya dönüştürme vakti geldi. Ben hazır bir çantamı kullanıyorum kalıp çıkartmak için. Ben birazcık daha kare bir çanta istediğim için bunun etrafından birazcık daha pay bırakarak çiziyorum. Ve kesmeye başlıyorum. Ön yüz için 2 tane parça, arka yüz için 2 tane parça kullanacağım daha tok bir çanta olmasını istediğim için. Köşe kısımlarını çok sivri değil de biraz oval bir şekilde kesiyorum. Ön yüzü kestim. Şimdi arka parçayı kesiyorum. Şimdi çantanın üstüne gelecek olan kapak kısmının ne kadar olmasını istediğimi belirliyorum. Daha sonra onu da kesiyorum yine iki kat şeklinde. Daha sonra ön yüzle arka yüzü birleştirecek olan ara parçayı kesiyorum. Bu parça ince uzun dikdörtgen şeklinde bir parça olacak. Ve yine bu parçadan da iki kat yapıyorum. Daha sonra sap kısmı için ince uzun bir parça kesiyorum ama paçalarımın boyu yetmediği için bunu iki ayrı parça şeklinde yapıyorum. Sonra birleştiriyorum. Evet, parçalarım hazır. Sapı oluşturacak parçalar haricindeki parçalardan iki tane kestim. Şimdi ön yüzü oluşturan ve arka yüzü oluşturan parçaları üst üste koyup kenarlarından dikiyorum. Ama dikkat edin, normalde yüzü yüzüne bakacak şekilde koyarız. Bu sefer iç tarafını görecek şekilde dikiyoruz. Daha sonra çantanın ön yüzüyle arka yüzünü birleştirecek olan ara parçayı üst üste koyup dikiyorum yine kenarlarından. Bunu da aynı şekilde iç tarafına bakacak. Daha sonra sap kısmına geliyoruz. Sapı burada gösterdiğim gibi bu şekilde iğneliyorum ve ütülüyorum. Daha sonra ikiye katlayıp dikiyorum üstünden. Bu da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra ara parçayla sap parçasını bir kenarından sadece birleştiriyorum. Şimdi ön parçayla ara parçayı bir kenarından iğneliyorum, döndürerek ara parçayı. İğneledikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve ön parçanın üst tarafındaki kısmını da bir kat içeri katlayıp dikiyorum. Daha sonra sıra arka parçaya geldi. Arka parçanın da üst kısmını bir kat içeri katlayıp iğneliyorum. Ve aynı şekilde onu da ara parçayla birleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık bir çanta formunu aldı. Şimdi kapak kısmına geldik. Kapak kısmını da yine aynı şekilde içi içine bakacak şekilde kenarlarından dikiyorum. Burada 3 kenarını dikmişim gibi görünüyor ama aslında 4 kenarını da diktim. Sadece bir açıklık bıraktım çevirmek için. Daha sonra çevirerek bir de güzel görünmesi için üstten diktim. Daha sonra sıra kapakla çantayı birleştirmeye geldi. Bu şekilde iğneliyorum ve dikiyorum. Sapın açıkta kalan ucunda çantanın diğer kenarına iğneliyorum ve dikiyorum. Şimdi de çantanın kapanması için bir çıt çıt pıt pıt ne deniyorsa artık ondan dikiyorum. Ve son olarak bir tane silikon tabancası alıyorum ve bir tane de keçe alıyorum. Çantanın içine onu güzelce yapıştırıyorum. Bu hem için daha temiz görünmesini sağlıyor hem de çantanın daha tok durmasını sağlıyor. Ve bu da bitmiş hali. Bence çok tatlı oldu. Eğer bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız beni TikTok'tan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oraya her gün video atıyorum. Aynı zamanda da kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.